Sen bizim okulumuzda değil misin? Evet. Sizin okuldayım. Peki sen bizim sınıfımızda değil misin? Evet. Sizin sınıftayım. Peki sen bugün sınıfa gelen o çocuğu görmedin mi? Hangi çocuğu? Hangi çocuğu? Yasemin hangi çocuk olacak? Bugün sınıfımıza gelen o canavar çocuk. Hani Antalya'dan yeni gelmiş ya. Ay! Ya. Ben onu tamam, ben unutmuşum. Gerçekten gerçek bir canavara benziyordum. Yasemin gözümü kapatınca o saçları geliyor aklıma. Öyle alaya kalkık ha. Yasemin gözlerini gördün mü? Kocamandı, kurbağa gibiydi anneciğim. Ya yürüyüşüne ne demek böyle yürüyordu? Arkadaşlar, tehlikenin farkında mısınız bilmiyorum ama o çocuk bizim okula geldiyse bu mahallede oturuyor olabilir. Boş evlerden birine taşınmış olabilir. Ve eğer bu mahallede oturuyorsa buraya oyun oynamak için gelebilir. Anneciğim! Çok korkuyorum! Çok korkuyorum anneciğim! Ödümüz patladı canım. Evet. Niye korktunuz bakayım siz? Hem ne konuşuyordunuz öyle fısır fısır? Yoksa birbirinize korku filmi mi anlatıyordunuz ha? Evet. Onun gibi bir şey Buket abla. Ama korku filminden daha korkunç. Ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Bugün okulumuza, daha doğrusu sınıfımıza bir çocuk geldi. Evet. Ama çocuk gibi değildi. Bir canavara benziyordu. Ay böyle kocaman bir şey var. Nasıl? Böyleydi. Buket abla kocaman gözleri vardı bak bak böyleydi. Aa, diye bakıyordu. Ama çocuklar bunu hiç yakıştıramadım size. Sınıfınıza yeni gelmiş ve sizin arkadaşlığınıza ihtiyaç duyan biri hakkında böyle yakıştırmalar yapmanız hiç doğru değil. Ama Buket abla sen görmedin ki onu gerçekten gerçek bir canavara benziyordu. Evet. Hayır efendim görmeme gerek yok. Hiçbir çocuk canavara benzemez. Bütün çocuklar çiçek gibidirler. Çok güzeldirler. Ama Buket ablacığım bu çiçek gibi değil. O olsa olsa kaktüs olur. Ya da ne bileyim dikenli bir ağaç olur. Tolga lütfen. Arkadaşlarımız hakkında ön yargılı olmayın. Onları tanımaya çalışın. Çınar siz onunla tanışmayı denediniz mi bakayım? Galiba haklısın Buket abla. Çünkü tanışmayı denemedik. Ben çocuğu görür görmez sıranın altına saklandım. Bir daha da çıkmadım oradan. Ben de çok korktum. Çok korktuk. Olmaz, çok ayıp bu. Hadi şimdi evinize gidin, elinizi yüzünüzü yıkayın, ödevleriniz varsa bitirin. Sonra burada buluşalım. Size bahçemden topladığım bu belirlerden ikram edin. Arkadaşlar, Buket abla haklı. Öğretmenimiz bize her zaman ne diyor? Ha? Ne diyor? Ön yargılı davranmayın diyor. O çocuk daha yeni geldi sınıfımıza. Biz de yeni gelir gelmez ondan korktuk. Evet. Oysa onunla tanışsaydık, arkadaş olsaydık belki de çok iyi anlaşacaktık. Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Şimdi ne yapalım biliyor musun? Tamam. Elimizi falan yıkayalım, ödevlerimizi bitirelim. Gelelim meyvelerimizi yiyelim. Sabahleyin de yeni gelen arkadaşımızla tanışalım ve ondan özür dileyelim. Tamam. Anlaştık. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. 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 Bu Buket abla ne kadar da iyi bir insan. Aslında haklı. Biz onunla konuşmayı bile denemedik. Belki o da bizim gibi iyi bir insandır. Neyse, ben de artık evime gideyim. Buket ablamın o güzel meyvelerinin hayalini şimdiden kurmaya başladım bile. Ben artık evime gidiyorum. Anne, anneciğim. Arkadaşlar, gördünüz değil mi? İşte o canavar çocuk burada. Biz ondan çok korkuyoruz. Hemen saklanmalıyım, hemen saklanmalıyım. Beni görmesin anneciğim. Anneciğim, 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 anneciğim. İşte